Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Muhterem Müslümanlar! Hutbemin başında okuduğum İhlas Suresinde Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtmaktadır. De ki, O Allah tektir, Allah samettir, hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. O'nun hiçbir dengi yoktur. Aziz Müslümanlar, Allah-u Teala alemlerin Rabbidir. Göklerin ve yerin mülkü, O'na aittir. Yaradan O'dur, yaşatan O'dur, yöneten de O'dur. Allah kadimdir, ezelidir, varlığının başlangıcı yoktur. O bakidir, ebedidir, varlığının sonu da yoktur. Allah semidir, basirdir, her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Allah gafurdur, mağfireti boldur. Vedüddür, sevgisi çoktur. Rezzaktır, kullarına nice temiz ve güzel nimetler bahşedendir. Hafizdir, merhametine sığınanları koruyandır. Tevvaptır, tevbeleri en çok kabul edendir. Afudur, bağışlanma dileyenleri affedendir. İsyan ve günahta ısrar edenlere karşı ise azabı çetin olandır. Kıymetli Müslümanlar, Allah kadirdir, sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Allah muhyi ve mumittir. Şu kısacık imtihan dünyasında hangimizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Öldükten sonra hepimizi diriltecek, yapıp ettiklerimizden hesaba çekecek, herkese hak ettiğinin karşılığını eksiksiz olarak verecek olandır. Değerli müminler, hikmet nazarıyla baktığımızda kainatın yaratıcısı olan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının yansımalarını her yerde görürüz. Rabbimizin güzel isimlerinden ilham alarak hayatımızı tanzim ederiz. Onun eşsiz eserlerinden ibret alır, Subhanallah diyerek Rabbimizi hamd ile tesbih ederiz. Elhamdülillah zikriyle O'nun ikram, ihsan ve nimetlerine hamd ederiz. Allahu Ekber diyerek O'nun yücelik ve azametini ikrar ederiz. La havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur cümlesiyle acziyetimizi dile getiririz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir sözüyle her hal ve şartta O'na tevekkül ederiz. Yüce Rabbimizin fezkuruni ezkurkum, siz beni anın ki ben de size anayım ayeti gereğince her işimize Allah'ın adıyla başlarız. Gönlümüzden bir niyet geçtiğinde inşallah der, Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini beyan ederiz. Tebrik ve takdirlerimizi maşallah, barekallah diyerek ifade ederiz. Yola çıkarken, yolcu ederken, sevdiklerimizle,
Allah'a ısmarladık diyerek vedalaşırız. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimizi kendisini bize tanıttığı gibi tanıyalım. Son nefesimize kadar ona verdiğimiz söze sadık kalalım. Allah'a teslimiyetimizin göstergesi olan ibadet, salih amel ve güzel ahlakımızla ömrümüzü bereketlendirelim. Yolumuz tevhid ve vahdet, istikametimiz Rabbimizin rızasını kazanmak olsun. Kıymetli kardeşlerim, önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. 2023 yılı hac ön kayıtları başlamıştır. 3 Şubat 2023 tarihine kadar da devam edecektir. Gitmek isteyenlerin camimizin altında bulunan Din Hizmetleri Müşavirliği Hac ve Umre Bürosu'na müracaat etmeleri gerekmektedir. Yine hutbemi bitirirken toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanımız Raif Denktaş'ı vefat yıl dönümlerinde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ela inna ahsanal kelam mablagan nizam kelamullahil melikil azizil allam. Kema gala Allahu tebareke ve teala fil kelam iza quriyal kur'an fastami'u lehu ve ansihu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne't dine 'indallahi'l islam. Sadakallahu'l azim.